Vallahi ben bayıldım. Yani Fransa'da yediklerimden hiçbir farkı yok. Çok güzel. Bence sende ışık var. Ne yapsan acaba? Bir restoran falan mı açsan? Ne o? Beni kovmayı mı düşünüyorsun yoksa? Bence hayatta herkesin ikinci bir planı olmalı. Senin de vardır. Eminim. Benim senden sakladığım bir ikinci planım yok Bulut. İşte buna içerim. Dostluğa, dürüstlüğe. Arkadaşlığa, dürüstlüğe ve aşka. Sen nasıl buldun yemeği Elif? Açıkçası ben çok beğenmedim. Bana biraz ağır geldi. Not aldım. Bir sonraki yemek daha hafif olacak. Evet arkadaşlar. Geldik gecenin bizim için en önemli anına. Size bir sürprizimiz var. Öyle değil mi Yıldız? Sanırım sizin aranızdaki o inanılmaz sevgi bizi derinden etkiledi ve böyle ani bir karar almamıza sebep oldu. Neyse lafı daha fazla dolandırmayayım. Arkadaşlar biz Yıldız'la sözlendik. Şimdilik kendi aramızda ama durum bu. Sözlendik. Bir dakika ya. Şaka yapıyorsunuz değil mi? Hayır, böyle bir şey olamaz çünkü. Sen bana hiç böyle bir şeyden bahsetmedin Yıldız. Nereden çıktı bu? Aa, bu kadar büyük bir tepki vereceğini bilseydik, sana daha önceden haber verirdik Elif. Elif ne oluyor? Niye bu kadar tepki veriyorsun? Sana mı soracaklar ne hissettiklerini? Kendini dışlanmış hissetti herhalde diye tahmin ediyorum. Yıldız, neden bahsetmedin bana daha önce? Nereden çıktı bu? Fırsat olmadı Elif. Her şey çok çabuk gelişti. Bugünkü yemekte sürprizi açıklarız diye düşündük Avaz'la. İlginç oldu doğrusu. Bu haber hoşunuza gider diye düşünüyorduk ama yanılmışız demek ki. Şaşkınlığınız sevincinizi mi yendi yoksa hiç mi sevinmediniz? Anlamadım ama yani bizim Yıldız'la sözlenmemizde seni bu kadar rahatsız edecek ne var ki Elif? Cemrem, benim güzeller güzeli kızım. Prensesim. Annemi lütfen rahat bırakır mısın? Sen bu hayatta her şeyden çok senin iyiliğini isteyen, her şeyden önce seni düşünen annene böyle surat mı yapıyor? Benim iyiliğimi istiyorsun. Öyle mi? Ya iyiliğimi isteyen insan beni orada o adamların önünde rezil eder mi anne? Cemrem. Bak o adamlar dediğin eşkıya, eşkıya. Mafya hep o adamlar. Adam değil. Senin eşkıya dediğin adam bana ne kadar iyi davranıyor haberin var mı? İyi davranıyor sana öyle mi? İyi davranıyor tabii ya. Çok da iyi davranıyor eminim. Ama ancak istediğini alıncaya kadar. Ondan sonra bakacak mı acaba senin o yüzüne? Doğru, sen iyi bilirsin öyle adamları. Cemrem, güzeller güzeli kızım. Bak ben bu hayatta çok büyük acılar çektim.
Çok büyük hatalar yaptım. Ben istiyorum ki benim kızım da o hatalara düşmesin. Benim yaptığım hataları yapmasın. Benim çektiğim acıları çekmesin. Hep senin için bunlar ya. Anne beni çok sıkıyorsun. Beni çok bunaltıyorsun ya. Bir sürü söz veriyorsun ve bir tanesini bile tutmuyorsun anne. Evet ben Sırrı'yı yeni tanıdım. Sırrı'yı çok yeni tanıyorum. Ama Sırrı beni ne kadar seviyor senin haberin var mı? Sırrı beni koruyor. Sırrı beni kolluyor. Senin bunlardan haberin var mı anne? Aklını mı kaçırdın sen Yıldız ha? Sen benim söylediklerimi dinlemedin mi acaba? Elif yeter artık. Her şeyi berbat edeceksin. Sus ne olur. Sonra anlatırım. Abartma şimdi. Abartma. Ben mi abartıyorum Yıldız? Ben böyle bir şeye asla izin vermem. Duydun mu? Yapamazsın böyle bir şey. İzin vermeyeceğim buna. Tamam. Sus artık ne olur. Ver bakayım şu telefonu bana. Ne yapıyorsun? Sen artık bu odadan, bu evden adımını bile dışarı atmıyorsun. Anladın mı beni? Bu evden dışarı çıkmak yok. Telefon da yok bundan sonra sana. Bitti. Anladın mı Cemre? Bitti. Saçmalama. Anne saçmalama. Saçmalama anne, çocuk gibi beni buraya mı kilitleyeceksin ya? Bak benim hayallerim var diyorum. Ben kariyer yapacağım, ünlü olacağım ya. Bir sürü işim var. Ne saçmalıyorsun anne? Kilitleyecek misin beni? Gerizekalı. Gerizekalısın kızım sen. Anladın mı? Gerizekalı aptal. Bundan böyle bu evden, bu odadan adımını dışarı atmak yok. Anladın mı? Bitti Cemre. Bitti. Anne, anne saçmalama. Anne! Anne ya aç kapıyı anne. Ya anne tuvaletin gelirse ne yapacağım? Açar mısın lütfen? Yaparsın kızım. Odanın böyle tam ortasına yaparsın artık. Anne, anne lütfen açar mısın ya? Anne aç şu kapıyı lütfen aç. Anne, açar mısın şu kapıyı? Allah aşkına. İnan Sırrı'yla konuşacağım dedi. Bu odaya kilitlemek falan ne bu zaman diye. Oldu mu yani böyle? Oldu Faysal. Vallahi çok da güzel oldu. Bana bak. Ben yokken sakın bu kıza böyle yumuşak falan davranayım deme. Delirtme beni. Ona göre. Delirme sen ya. İstiyorsan çarşından şöyle 2-3 metre zincir alayım. Ayaklarına güzelce bağlayalım, frangalayalım. Öyle atalım içeriye. Ay ne komiksin. Ne komik vallahi. Sen benim dediklerimi yap. Başka da bir şey istemiyorum ben. Telefon nasıl açılıyor ben anlamıyorum ki. Ya anne açsana şu kapıyı ya. Anne bak aç şu kapıyı. Beni engelleyemeyeceksin duydun mu? Okumalarım var benim, albüm yapacağım ya. Anne açar mısın lütfen? Anne açar mısın lütfen anne aç şu kapıyı. Her şey için teşekkürler Alas. Harika bir geceydi. Her zaman beklerim. Ben de çok keyif aldım bu geceden. Bence bunu sık sık yapmalıyız. Ne dersiniz Elif? Yapalım tabii. Aslında Yıldız'ı ben de evine bırakabilirdim ama. Yok hiç gerek yok. Bırakırız biz. Anlaşılan Elif onu biraz sorguya çekmek istiyor. Peki. Hadi ben sizi geçireyim kapıya kadar. Buyurun. Buyurun. Sevgilim. Yarın konuşuruz ama sen yine de eve gidince bir mesaj at bana tamam mı? Merak ederim ben seni. Tamam, atarım. Seni seviyorum. Ben de. Ben de seni. İyi akşamlar, hoşça kal. İyi akşamlar. Hadi sen de içeri gir. Tamam. Yıldız, ben bu ilişkiye onay vermiyorum. Haberin olsun. İstersen yarın sabah sakin kafayla konuşalım bu konuyu Elif. Bu akşam yeteri kadar gerginlik yaşadık çünkü. Kızlar, benim bilmediğim bir şey mi var? Senin aşırı tepki vermen masada, senin Elif'e söylemeden sözlenmiş olman falan. Hı? Var mı bir şey? Yok canım, ne olacak? Elif'in her zamanki tavırları işte. Benden birkaç ay büyük ya, bana ablalık yapıyor.
E tamam o zaman. Hadi arabaya geçelim. Camiler ne zaman konuşuruz şu dükkan işini? Hı? İnan halledebilecek mi acaba ya? Hı? Becerebilecek mi acaba bu iş? Ya beceremezse? Cemre daha şimdiden çatır çatır o adamı savunuyor bana. Dükkanı bir görsen Gülhan'dan var ya. Önü böyle geniş, ferah. İçi de çok geniş. Böyle pırıl pırıl. Çok güzel olacak dükkan. Ya beceremezse inan. Ya beceremezse? Ne yaparız biz o zaman? Taşınırız artık. Taşınırız yani, ne yapacağız? Gideriz artık başka bir şehre. Ne taşınması ya, ne diyorsun sen? Ben dükkan diyorum ama sen taşınmaktan bahsediyorsun Gülhan'dan. Ne dükkanı Faysal ya? He? Ne dükkanı? Sabahtan beri tutturmuşum bir dükkan da dükkan, dükkan da dükkan. Ya Cihan'ın kuyruğu zaten elimizde. Nerede ne zaman istesek açar dükkanı. Biz önce Cemre'yi kurtaralım ya. Onu kurtaralım biz önce. Bu yaştan sonra ne yapacağız? Nereye taşınacağız? Ne iş yapacağız ya? Biz daha önce Adana'dan buraya taşınmadık mı Faysal? He? Yine taşınırız başka bir şehre. Ne var? Cemre'm de daha mı önemli yani? Ne iyisi anne? Ya hadi Elif'le Bulut Alaz'a yemeğe gidiyor da. Sen neden yemeğe gidiyorsun? Hem de adamın evine, onu çözemiyorum. Benden sakladığın bir şey mi var Yıldız? Tamam söyleyeceğim. Ama bak söz ver. Sabaha kadar başımın etini yemek, beni uyutmadan tekrar tekrar sorular sormak yok. Tamam mı? Tamam. Söz. Hadi anlat. Biz Alaz'la beraberiz. Ay! Biliyordum, biliyordum. Vallahi ben bir şey olduğunu biliyordum. Dedim ki bu kız birinden nefret ediyorsa kesin bir şey olacak diyordum. Ay benim kanatsız meleğim, sen aşık mı oldun? Ay ne bu halin Yıldız? Ay baksana ben senden daha mutlu görünüyorum. Ne bu surat böyle? Hayda. Ay haydası falan var mı? Ya senin için mi çürüdü Yıldız? Ya senin şu anda mutluluktan uçman gerekmiyor mu? Ayaklarının yerden kesilmesi gerekmiyor mu? Ama bak şimdi bakıyorum suratına. Tık yok. Ya anne yorgunluktan başka bir şey yok. Hem söz verdin bana. Soru sormak yok dedik. Tamam mı? Bak ben şimdi yatayım olur mu? Çok yorgunum. İyi tamam. Ama bak yarın sabah bana hepsini tek 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 anlatacaksın tamam mı? Kaçmak yok. Tamam. Söz veriyorum. Ay benim güzel meleğim. İyi geceler anne. İyi geceler. Hepsi Elif için Yıldız. Kardeşin için. Biliyorsun, o da senin için aynı şeyi yapardı. Bulut, nerede kaldınız merak ettim. Nasıldı yemek? Aç kaldıysanız size yemek hazırlattırayım. Yo, aç değiliz teşekkürler. İyiydi, fena değildi. Yetenekli çocukmuş. Pekala. Elif, bu yeni oluşumla ilgili bana bir rapor hazırlayabilir misin acaba? Merak ediyorum neler oluyor. Tabii Ruşen Hanım, hazırlarım. Anne biz birazcık yorgunuz. Müsaade edersen odamıza geçelim. Yarın hem siz Elif'le rahat rahat konuşursunuz, olur mu? Tabii ki. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler.
Söyle bakalım şimdi bana. Nedir senin Elazığ'da sıkıntın? Ama bana sakın Yıldız bana söylemeden sözlendi falan deme. Başka bir şey var. Yani sinir oluyorum bu Elazığ'ın saçma sapan yersiz sürprizlerine. Evimize bakmaya gidiyoruz. Bir yerden çıkıyor, ben buradan ev kiraladım falan diyor. Sonra ısrarla yemeğe davet etmeler. Yemeğin sonunda biz sözlendik diye bir anda ortaya çıkıyor. Ya garip garip şeyler yapmıyor mu sence de? Bence çok sinir bozucu. Yani sadece ben mi abartıyorum bilmiyorum ama. Belki de abartmıyorsundur. Elazığ'ın ikinci bir yüzü vardır belki de. Nasıl yani? Bir şey mi oldu? Neden böyle bir şey söyledin? Bir süredir hareketlerinden şüpheleniyorum diyelim. Ama hepsi o kadar. Anlatılabilecek herhangi bir şey yok. Açılma ama. Sen de açılma tamam mı? Allah'ın belası kapıya. Of, elinde ne kadar kolay açılıyor. Yani bir yetenek nasıl harcanır? Gerçekten böyle harcanır yani. Anne! Anne şu kapıyı açar mısın? Anne! Oh, Elif. Bu ne güzel sürpriz böyle sabah sabah. Madem bu kadar erken gelecektin, gece hiç gitmeseydin, sana bir yer ayarlardım yatacak ben. Saçma sapan konuşup durma. Pislik herif. Bak şimdi, sabahın köründe niye böyle laflar ediyorsun? Yıldız'dan hemen ayrılacaksın. Söyleyeceksin bunu ona. Neden? Kıskandın mı? O masum bir kız. Giraylar'ın sana söylediği yalanla hiçbir ilgisi yok. Bence Yıldız'la ben birbirimize harika uyduk. Bu ilişki bize çok yaradı. Bak ben bu sabah tüy gibi uyandım biliyor musun? Bu evliliğe asla izin vermeyeceğim. Yıldız'a bunu yapmasına izin vermeyeceğim, göreceksin. Senden izin aldığımızı hatırlamıyorum pek ama bu kadar tepki gösteriyorsan tamam. Yıldız'la konuşayım, kendisine yeni bir nikah şahidi bulsun. Sakın, sakın aklından bile geçirme. Pislik. Sen kendi işine bak, ben kendi işime. Anladın mı? Karşında Allah'ın noyan var senin. Haddini bil. Hadi selametle. Nereye gidiyorsun? Bekle, daha konuşmamız bitmedi. Bu konuyu çözmeden asla seni bir yere göndermem. Yıldız'a yüzük bakmaya gidiyorum Elif. Gelmek ister misin? Fikir verirsin. Buna gerek kalmayacak. Çünkü asla bu evliliğe izin vermeyeceğim. Göreceksin. Anladım, gelmiyorsun. Peki madem öyle olsun. Neden arkaya oturdun ya? Herhalde kokumu beğenmiyorsun. Bize yakın olmak için evleneceksin, kullanacaksın Yıldız'ı. Anlamıyorum mu sanıyorsun? O aileye girebilmek için yapıyorsun. Ama buna izin vermeyeceğim. Sence Yıldız basit şeylerden mi hoşlanır yoksa şaşayı mı sever? Benimki de laf. Tabii ki bütün kadınlar gösterişten hoşlanır. Sizin yumuşak karnınız mı? Yıldız'la evlenmene asla izin vermeyeceğim. Neden? Ben çok eğleniyorum Elif. Sen eğlenmiyor musun? Aklın sıra o evde kalıp benden uzak durabileceğini düşündün değil mi? Sen benden uzaklaşmaya çalıştıkça Elif, ben sana yakın olmanın bir yolunu bulurum. Hiç merak etme. Gel. Buyurun Bulut Bey. Beni emretmişsiniz. Sana güvenebilir miyim? Elbette. Her konuda Bulut Bey. Bak senden görevinin tamamen dışında bir şey isteyeceğim. Eğer yapmak istemezsen bu konuşmayı burada kapatırız. Ne isterseniz yaparım Bulut Bey. Söyleyin lütfen. Selma izleniyor değil mi şu an? Evet efendim. İstediğiniz gibi. 7/24 adım adım takip ediliyor. Senden onu kaçırmanı istiyorum. Sessizce. Bizim depolardan bir tanesini götür onu. Sonra da bana haber ver. Kimsenin zarar görmesini istemiyorum. Siz nasıl isterseniz efendim. Tamam. Çıkabilirsin. Peki efendim.
Eğer bu saçmalıktan bir an önce vazgeçmezsen gider Bulut'a her şeyi anlatırım. Bana yaptığın her şeyi tek tek anlatırım ona. Bunun bir takım sonuçları olduğunu biliyorsun ama, değil mi? Sevdiklerinin başına bir şeyler gelebileceğini ve benim bu konuda şaka yapmadığımı biliyorsun, değil mi? Ben zaten bütün yaptıklarına sevdiklerimi korumak için katlandım. Ama bu saatten sonra Yıldız'a senin ateşini atamam. Göz göre göre buna izin vermem, anladın mı? İzin de vermeyeceğim, göreceksin. İn aşağıya. İn dedim! Ne yapmak istiyorsan onu yap. Sen benim neler yapabileceğimi anlamak istemiyorsun bir türlü. Bundan sonra olacaklardan ben sorumlu değilim. Anladın mı beni? İn şimdi aşağıya. Görüşeceğiz. Eğer İsa'yı bir daha benim kapımın önünde beni gözetlerken görürsem, onun kafasını kopartır, arabasına süs diye asarım inan. Yeterince açık mı? Konuşsana inan, yeterince açık mı? Ne haber evlat? İyi baba. Senden? Cenip'i senin odadan çıkarken gördüm şimdi. Ne oldu, ne konuştunuz? Buraya gelmeden önce sormuşsundur zaten sen ona. Şirketin güvenliğiyle ilgili dedi. İnanmadın mı? Ya inanmadım demeyelim de, hani senin söylemek istediğin ya da sakladığın bir şey varsa. Yo, benim sakladığım bir şey yok. Bir şey saklayanların peşine düşüyorum, o kadar. Bu ne demek şimdi? Yakında anlarsın. Tabii eğer sakladığın bir şey yoksa seni ilgilendiren bir şey de yok demektir. Ben çıkıyorum. İki dal çiçekle bu iş hallolur zannediyorsan çok yanılıyorsun Cihan. O arıyor Faysal. O arıyor. Eşkıya arıyor Faysal. Ne yapacağız? Açsana be boncuk. Açsana be güzelim. Aç. Aç telefonu, sor ne istiyor ya? Ben niye açıyorum Faysal'a? Bu kızın babası sen değil misin? Evin erkeği sen değil misin? Sen aç. Ya ben açarım. Konuşurum konuşmasına da. Yani biliyorsun ben sinirli adamım. Ağzımdan ters bir laf çıkar. Olayın boyutları değişmesin. Yani sen aç bence. Alo Boncuk, neredesin sen? Ben Cemre'nin annesiyim. Bir daha bu numarayı asla aramayacaksınız Sırrı Bey. Aramayın kızımı. Eğer bir daha olur da Cemre'mi ararsanız size yemin olsun polise giderim, polise. Aramayın. Aferin kız, çok güzel konuştun ha. Bir daha hayatta aramaz, ben sana söyleyeyim. Tabii canım. Bir daha arar mı hiç? He? O adam şimdi böyle korkudan zıngır zıngır titriyordur şimdi. Sen hangi dünyada yaşıyorsun Faysal? Bu adam korkar mı? Bu adam bir şeyden çekinir mi hiç? Sonuna kadar gidecek işte, belli. Arayacak. Hayırlı günler abi. Hoş geldin İnan. Geç otur. Nasıl en gözde elemanımın keyfi nasıl? İyi mi? Sağ olun, duacıyız abi eyvallah. Çay içer misin? Yok, yok abi. İçtim, çok içtim, sağ ol. Bir mevzu vardı abi, müsaadenle. İyi, müsaade senin.
Şimdi ben dün... Ya seni böyle bir şey için meşgul etmek de. Dün eve gittim abi ben. Aradılar beni. Gittim konuştum ben de. Analığın ileri geri konuştu değil mi? Konuş o eşkıyayla. Kızımdan uzak dursun falan fisten. Estağfurullah abi eşkıya falan. Ya ben söyledim onlara ama yani. Böyle bir şey olmaz dedim. Bu yani Sırrı abi sizin düşündüğünüz gibi bir adam değil. Anladım uzatma. Analığın yanlış anlamış. İnan. Bak ben Cemre'ye yardımcı oluyorum. O da senin kardeşin olduğu için. Ben de öyle düşünmüştüm zaten. Bak biz işle özel hayatı birbirine karıştırmayız. O seninle yaptığım ilk ve son konuşma olsun. Tamam abi. Herhalde söyleyeceklerim bu kadar. Ben gideyim o zaman. İnan. Al şu telefonu, kız kardeşine ver. Analığın telefonuna el koymuş. Onunla konuşmam lazım. Tamam. Veririm ben onu şey, Cemre. Cemrem, benim güzeller güzeli kızım. Bak ne güzel kahvaltı hazırladım sana. He? Yumurtanı da böyle tam istediğin gibi yaptım. Ne böyle çok katı, ne de çok cıvık. Seversin sen. Hadi et kahvaltını. İstemiyorum, yemeyeceğim. Aç değilim. Güzel kızım benim. Canım yavrum. Ben böyle meraklı mıyım seni odalara kilitlemeye? He? Ama ne yapayım Cemre? Mecburum. Sonra çok teşekkür edeceğim bana bak. Vallahi. Anne ne anlatıyorsun sen ya? Ya insanlar köpeklerini bile günde 3 kere sokağa çıkartıyor ya. Madem benim iyiliğimi istiyorsun bırak gideyim o zaman. Cık, olmaz. O mafya kılıklı adam senin peşini bırakana kadar çıkamazsın hiçbir yere. Buradasın Cemre, unut bunu. Sakın! Sakın anladın mı? Yeter! Aklından bile geçirme. Yeter benim savrımı daha fazla zorlama. Yemin ediyorum çaka vereceğim elimi tersiyle bir tane. Otur oturduğun yerde. Of. Bana bak bana. Kahvaltını da ister edersin, ister etmezsin. Dur. Hemen bugün vazgeçiyorsun Yıldız. Bu yaptığın saçmalıktan vazgeçiyorsun, anladın mı? Alaz'ın yanına gidiyorsun, yaptığının hata olduğunu ve yanlışından vazgeçtiğini söyleyeceksin. Duydun mu? O şeytanla iş yapmana izin vermeyeceğim tabii. Olmaz Elif. Boşuna paralama kendini. Çok düşündüm. Alaz'a yakın olmanın, onun ne işler çevirdiğini anlamanın tek yolu bu. Ya sen delirdin mi? Ha? Delirdin mi Yıldız? Ağzından çıkanları kulağın duyuyor mu acaba? Psikopat o. Duydun mu? Psikopat. Sana neler yapabileceğini bile tahmin edemiyorum şu an. Sana yakın olabilmek için aklınca beni kullanmayı düşünüyor. Ama benim gerçekleri bildiğimi bilmiyor. Onu kendi silahıyla vuracağım ben Elif. O beni kullanmayacak ama ben onu kullanacağım. Yıldız, bak kuzum bu bir oyun değil. Delir mi, saçmalama, vazgeç şu işten. Ben uzun uzun düşündüm Elif. Kardeşim bu haldeyken hiçbir şey yapmadan oturamam. Biliyorum sen de aynısını benim için yapardın. Yıldız, o adam 2 dakikada çözer seni. Sen ne olduğunu bile anlamazsın, çözer istediğini yapar sana. O caninin eline bırakmayacağım seni, anladın mı? İnandır bu. İnan. Evladım geç. Geç, geç, geç. Ben biliyorum bu yüzü. Hiçbir şey halledememiş, gelmiş öyle. Bismillah ve merhaba de önce. Merhaba İnan, merhaba. Ne oldu? Halledebildin mi? Çek mi o pis eşkıya ellerini benim güzel kızımın üstünden ha? Gülhan'dan,
Allah aşkına bırak çocuk anlatsın. Neymiş ne değilmiş bir öğrenelim ya. Konuştum Sırrı abiyle. Söyledim. Adam yardım etmeye çalışıyor Cemre'ye. Öyle sandığınız gibi bir durum yok tabii ki. Sen onu benim külahıma anlat, külahıma. Ben korktum geldim öyle pıstım demiyor da yardım etmeye çalışıyormuş diyor. Ne yardım he? Kim yardım istemiş ondan, kim? Ya Gülhan'dan bırak da çocuk anlatsın diyorum sana ya. Hem bir şey olsa Sırrı inandan mı korkacak? Açık açık söyler değil mi? Bak Sırrı abi delidir, psikopattır, arızadır. Ama benim kız kardeşime bakacak adam değildir. Hep tamam ya, benim gözüm üstünde olacak Cemre'nin. Tamam. Oh. Ay. Çok rahatladım o zaman şimdi gerçekten. Ya inan. Eğer senin bir yardımın olacak olsaydı şimdi şu anda olurdu. Hem sen zaten hiçbir zaman Cemre'yi kardeşin gibi görmedin ki. Eğer bu olanlar Elif'in başına gelmiş olsaydı ciğerlerini sökerdin sen o adamların ciğerlerini. Yalan mı? Ben bir konuşayım Cemre'yle. İki gündür konuşuyorum ben. Daha bir faydasını görmedim. Allah sen sabır ver baba. Ne dersin? Yıldız beğenecek mi sence? Bence seni gerçekten seviyorsa yüzüğün hiçbir önemi yok. Gerçekten seviyorsa ne demek Bulut? Seviyor tabii ki. Allah nasıl dayanıyorsun bunca şeye? Anlamadım. Başına gelen onca şeyden sonra annenin ölümü, teyzenin birden ortaya çıkması, bunların hiçbirinden gerçekten etkilenmiyor gibisin. Kafanın içinde bir plan var ve bunu sadece sen biliyorsun gibi. Kimseyle paylaşmıyorsun gibi. Nereden çıkıyor bütün bunlar ya? Birkaç gündür bir şey oluyor ama ben anlamıyorum. Sen benden bir şey mi saklıyorsun Bulut? Çok tuhaf bir adamsın sen. Ne hissettiğini, ne düşündüğünü hiç anlamıyorum seni. Bense kendimi hep çok basit bir insan olarak görmüşümdür. Sıradan zevkleri olan basit bir insanım ben. Kendine bence bu kadar haksızlık etme. Kılıçlar burada çekilmiş belli. Ne o anne? Senin vurdukların yetmedi şimdi inan mı dövecek beni? Şişt. Sen bizi biraz yalnız bırak hadi. Cemre, bak o kulaklarını iyice aç, abinin söylediklerini iyi dinle. O Sırrı denen adamı senden benden çok daha iyi bilip tanıyor. Anlatsın sana o savunduğun adamın nasıl bir eşkıya olduğunu. İyice dinle, olur mu? İnan hiç boşuna çeneni yorma. Kimsenin bana nasihat vermesini istemiyorum. Annem kendi kendine yazdı bir senaryo, ona inanıyor. Sen şunu bir al da. Bunu Sırrı abi yolladı. Gülendam görmesin. Bak Sırrı abi sana yardım ediyorsa etsin Cemre. Ama o kadar. Bu dünya sana göre değil kızım. Canın yanar bak üzülürsün. Sonra ben bile kurtaramam seni ona göre. Ben ne yaptığımı biliyorum. Merak etme Sırrı iyi birisi sadece bana yardım ediyor. Hiçbir şey için zorlamıyor. Ben yine de seni uyarayım da. Canını sıkan istemediğin bir şey olursa sen bana haber et tamam mı? Tamam. Bir şey olursa ilk seni arayacağım. Aferin sana. Ah!
Bulut'u arayacağım, her şeyi anlatacağım. Elif hayır. Yapamayacağını biliyorsun. Yapabilsen zaten şimdiye kadar yapmaz mıydın? Yaparım Yıldız. Bu işin içinde bu zamana kadar sadece ben vardım. Ama artık sen de varsın. Seni korumak için yapmam gerekiyorsa yaparım. Ne olacaksa olsun. Seni o psikopatın ellerine bırakmayacağım. Yapma bunu Elif. Efendim seveyim. Bulut, acil konuşmamız lazım. Konuşalım bir tanem, dinliyorum. Hayır, telefonda olmaz. Yüz yüze konuşmamız lazım. Şirkette de olmaz. Tamam. Nerede buluşalım peki? Tamam, oldu. Elif, bunu yapma. Ne olur yapma. Madem seni ikna edemiyorum Yıldız, o zaman Bulut da her şeyi öğrenir. Bu saatten sonra başımıza ne gelecekse de gelir. Umurumda bile değil. Tamam. O zaman ben de geliyorum seninle. Ben de senin yanında olacağım. Ne gelecekse başımıza beraber gelsin o zaman. Bırakın beni. Bırak. Nereye getirdiniz beni? Ne istiyorsunuz benden? Çözün beni. Ödeteceğim bunu size. Kimseniz bunu size ödeteceğim. Ha, Bulut. Elif'i göremedim bugün. Yıldız'la konuşma izni mi aldı? Sürprizlerinin artçıları diyelim. Allah Allah. Bu kadar reaksiyon göstereceğinizi bilseydim başka türlü davranırdım. Selma elimizde. Ne o? Önemli bir şey mi? Şimdilik bilmiyorum. Zaman gösterecek. Ben bugün şirkette olmayacağım. Eğer herhangi bir şey olursa telefonla konuşuruz. Tamam mı? Bulut. Bir sorun mu var? Yok, bir sorun yok. Niye öyle düşündün? İşlerim var sadece. O kadar. Peki. Sen öyle diyorsan. Şundan da ver abi. Limon çıkar. Bırak abi, bırak. Al. Gel, gel, ye bak. Acayip yürü bir şey lan, var. Yürü lan, yürü. Yürü. Oğlum nereye gidiyorsun? Oğlum senin araban fazla mı geldi? Sen manyak mısın lan? Alızı takip etmek ne demek? Oğlum ne alızı takip etmiyorsun lan? Manyak mısın lan sen? Ne alızı? Ya bırak yeme beni herif. Görmüş seni. Soteye yapmışsın evinin önünde. İzliyor musun? Ben. He? Oğlum manyak mısın? Nereden çıktı alaz ya? Araba kaldıracağım, soteye attım. Orada alazın ev miymiş? Harbi mi lan? Vallahi. Alazla alakan yok yani. Lan benim alazla ne işim olur ya? Bak sen kendi yolunu seçtin, ben kendi yolumu seçtim birader. Araba kaldıracağız, ben soteye attım. Alazın eviymiş ha. Oğlum bak bunlar ters adamlar İsa. Bunlar sert adamlar. Bak kafana göre iş yapma oğlum, sonu belli. Ya aklını başına al, gözünü seveyim. Tamam, tamam merak etme sen. İyi hadi gel bir çay içelim oranın orada. Hadi. Ne istiyorsunuz benden? Kimsiniz siz? Bulut. Ne istiyorsun benden? Ben de aynı soruyu sana soracaktım. Siz ne istiyorsunuz bizden? Ne işler çevirdiniz? Alaz'da anlatacaksın bana şimdi. Bir şey çevirmiyoruz. Geçen gün her şeyi anlattım size. Selma. Alaz'la ne iş çeviriyorsunuz dedim. Annemi ikna etmen gerek Sırrı. Gelsen bak sakin sakin konuşsan, anlatsan her şeyi, o anlar, ben biliyorum. Beni ananla uğraştırma Cemre. Sırrı, kadın beni odama kilitledi diyorum ya. Yemeğimi bile buraya getiriyor. Ben böyle yaşayamam. Kurtar beni lütfen. Gel konuş annemle. Hatta al Valpa abi. Gelip birlikte konuşun. Anlatsın sesimin ne kadar güzel olduğunu. Anlayacak o zaman, biliyorum. Cemre, bundan sonrası sana kalmış. Tamam mı? Ya hayallerinin peşinden gidersin ya da ananın dizinin dibinde oturursun. Ne demek bu? Sana ev tuttum. Telefonu kapatınca adresi göndereyim. Sırrı, annem böyle bir şeye izin vermez ama biliyorsun. Madem ananın eteğinin dibinde oturacaktın, ne demeye şarkıcılık hayalleri kuruyorsun sen ha? Sen anısıyla birlikte sahneye çıkan şarkıcı gördün mü Cemre? Ben çok sıkıldım artık. Eğer geleceğini düşünüyorsan çıkar gelirsin o eve. Ha yok, ben böyle iyiyim diyorsan. Sen bilirsin. Bir daha da beni aramazsın. Sırrı. Alo. Alo.
Dedim her şey düzeliyor diyorum, yine bozuluyor ya. Alaz'la görüşmedim daha önce. Tanımıyor beni. Neden inanmıyorsun bana? Şifreni söyle. Bırak telefonumu. Bak Selma. Ben kibar bir insanım. Ama hani seni buraya getiren arkadaşlar var ya. İşte maalesef onlar için aynısını söyleyemem. Hangimizle konuşmak istersin? Benim dilimden benimle mi? Yoksa onların anlayacağı dilden onlarla mı? Şifreni söyle şimdi. Peki. Bak Selma, ben öyle psikopat falan değilim. Anlamam öyle işlerden. İş adamıyım ben. Ve şimdi sana çok basit bir teklifte bulunacağım. Ve sen de seçimini yapacaksın. Ya bana telefonla şifresini söylersin ve para dolu çantayı alırsın. Ya da söylemezsin ve arkadaşlar gereğini yapar. Hangisi? Yapamam. Söyleyemem. Tamam. Sen bilirsin. Sen bu tanımadığın Alaz'la ne kadar çok konuşmuşsun ya. Çık. Ne istiyorsun benden? Gerçeği. Gülendam, bak şu Cihan Bey'i arayalım. Dükkanı bulduğumu söyleyelim. Böyle oyalanırken dükkanı kaçıracağız. Başlayacağım artık senin dükkanından pay. Sal, yeter. Böylesi Cemre için daha iyi. Bu kız niye bu yollara bulaştı? Niye bu adamlara bulaştı? Ha? Parasızlık yüzünden. Dükkanı açarsa para basacağız, para. Hem kızına daha iyi sahip çıkabileceksin. Anladın mı? Mutluluğu başka yerde aramayacak. Biz de arayacak, cebinde parası olacak. Aferin be sana Faysal. 40 yılda bir doğru bir şey dedin ha. Ya ben hep doğru söylüyorum da sen hep kulak arkası ediyorsun aşkım. Sen o çiçekleri çöpe atmaya devam et. Ben de inatla her gün sana çiçek göndermeye devam edeceğim. İyi Cihan. Sana engel olamam senin seçimin. Ama çiçeklerin her zaman ait olduğu yere gidecekler. Aç aç. Rahat rahat konuş. Sevgilindir belki. Zaten biz artık birbirimize bağlayan hiçbir şey kalmadı aramızda. Ne demek kalmadı Nurşan? Biz hala evliyiz. Benim gözüm senden başka kimseyi görmüyor. Niye yok yere bana işkence çektiriyorsun? Ben hala seni seviyorum. Geceleri uyuyamıyorum, seni özlüyorum. Anlıyor musun? Bundan sonra artık sadece özlersin zaten Cihan. Sen avukat buldun mu kendine? Avukat bulmadım, bulmayacağım da. Benim derdim senden boşanmak değil. Ben seni geri kazanmak istiyorum. İşim gücüm var benim, çıkıyorum ben. Sen de rahat rahat konuşursun. Ne var? Biz dükkanı bulduk Cihan Bey. Kendinizi ona göre ayarlayın, yarın buluşalım. Ya siz böyle her kafanıza estiğinizde beni arayıp durmayın. Benim de işim gücüm var, sizlerle uğraşamam ben. Siz de beni böyle her istediğinizde olur olmadık tehdit etmeyin Cihan Bey. Benim de elimde kapı gibi videonuz var, kapı gibi. Yarın benden telefon bekleyin.
Allah Allah. Yani yüz verdikçe tepemize çıktı ya iyice. Öyle dedim ki, böyle arada bir miskinlerini sıkmak lazım yani. Çok güzel konuştun. Suratı olmuştur, muşmula muşmula. Faysal. Efendim aşkım. Bu bulduğun dükkan gerçekten anlattığın kadar güzel mi be? Çok güzel. 10 numara 10. Ay, çok heyecanlandım şimdi. Allah'ım, biz de gün yüzü göreceğiz artık ha? Sana öyle güzel günler yaşatacağım ki hayatım. Şu kocama biraz güven sen, güven. Güvence almadan konuşmam. Halaz beni öldürür. Al sana güvence. Bana gerçeği anlatırsın. Sonra da parayı alır çeker gidersin. Halaz'la da bundan sonra ben uğraşırım. Bence çok adil bir anlaşma. Ne diyorsun? Her şeyin arkasında Halaz vardı. Nikahta ortaya çıkmamı da o istedi. Sonra yaptıklarımı da. Neden peki? Çünkü o senin kardeşin. Evet. Halaz. Cihangiray'ın oğlu. Gel. Cihan Bey. Eğer vaktiniz varsa sizinle bir şey konuşmak istiyorum. Tabii Alas, dinliyorum. Gel, geç otur şöyle. Anlat bakalım. Cihan Bey, ben evlenmeye karar verdim. Ne? Gerçekten mi? Çok sevindim. Kim bu şanslı kız? Aslında kızı tanıyorsunuz. Elif'in yakın arkadaşı Yıldız. Siz ne zamandan beri birliktesiniz ki? Benim hiç haberim olmadı. Epeydir ortalarda yoktunuz Cihan Bey. Siz burada yokken çok şey değişti. Onu gördüm. Onu gördüm. Tebrik ederim seni ya. Müthiş bir haber bu. Çok sağ ol. Böyle bir mutlu yuva kurmanı kim görmek isterdi biliyor musun? Annem. Keşke yaşasaydı da bu günleri de görebilseydi. Cihan Bey, biliyorsunuz sizden daha yakın kimsem yok. Yıldız'ı annesinden beraber istemeye gider miyiz diyecektim size. Ama eğer vaktim yok derseniz anlayışla karşılarım. Olur mu öyle şey? Seve seve gelirim. Bana bak, böyle bir teklifi bana getirmen bile beni çok mutlu etti. Kızı istemenin dışında da bir şeye ihtiyacın olursa hiç çekinme, bana gel, tamam mı? Çok teşekkür ederim Cihan Bey. Ne zaman ihtiyacım olsa yanımdasınız. Hakkınızı nasıl ödeyeceğim bilmiyorum. Bir dakika, bir dakika. DNA testi. Bak, beni koruyacaksın. Eğer beni korumaya söz vermezsen tek kelime daha etmem. Selma, seni koruyacağım. Anlat şimdi. Değiştirmiştir o testi. Nasıl yaptı bilmiyorum ama her şeyi yapar o. Her şeyi en ince ayrıntısına kadar planlıyor. Her şeyi kontrol ediyor. Sır buydu yani, öyle mi? Evet. Ablamın sırrıydı. Ben biliyordum. Ama Alaz annesi ölmeden hemen önce öğrendi hastanede. Neden peki? Niye yapıyor bunların hepsini? İntikam için. Neyin intikamı? Yılların intikamı. Bir de onun açısından düşün. Evet, baban size yıllarca yalan söyledi. Ama Alaz'a da yalan söyledi. Onun için bunu kaldırması çok zor oldu. Tamam. Ben her şeyi anlattım artık. Beni bırak gideyim. Bir süre hiçbir yere gitmiyorsun Selma. Ama... Aması falan yok. Ben ne söylersem onu yapacaksın. Anlaşıldı mı? Peki sen bu soruların karşısında ne yaptın? Alaz bunları duyduğunda ne hisseder demek yerine gelip beni suçladın. Alaz bana kumpas kuruyor dedin. Hangi Alaz? He? He, bu Alaz mı kumpas kurdu sana? Burada yalan söylenmiş biri varsa o da benim.
Annem senin benim kardeşim olduğunu düşünmüş. Bu da senin ve babamın DNA testi sonuçları. Saçmalık bu. Rüşen Hanım böyle bir şeyi nasıl, ne hakla yapabilir? Alaz, benim bundan asla haberim yoktu. Yok bu kadar ama çok fazla. Ben annemi kaybedeli daha bir ay olmadı. Bir teyzem olduğumu öğreniyorum. Sonra bütün o senin suçlamaların. Delilik bu. Bu tamamen delilik. Rüşen Hanım böyle bir şeyi nasıl düşünebilir? Neyin peşindesin Alaz sen? Planın ne, derdin ne senin bizimle? Hoş geldin sevgilim. Hoş bulduk. Yalnızsın sandım. Nasılsın Yıldız? İyiyim. Ya şey, Elif'in bir suçu yok. Konu benimle ilgili olduğu için ben ısrar ettim. Hayır Yıldız. Konu Alaz'la ilgili. Yıldız'la Alaz evlenemezler. Bak Yıldız, seni hayal kırıklığına uğratmak ya da üzmek istemiyorum ama Alaz senin düşündüğün gibi biri değil. Sahtekarın biri. Ne oldu ki? Anlatacağım. Hepsini anlatacağım. Anne, sen şu DNA testini kime yaptırmıştın? Benim tamamen aklımdan çıktı. Sonrasında konuşmadık hiç. Nereden çıktı bu şimdi? Öğrenmek istiyorum. Yani yarın bir gün başımız ağrıyabilir. Bir sızıntı olur, bir şey olur falan. Kriz yönetimi yapıyorsun yani. Yani birilerinin bir şeyler yapması lazım. Vallahi bizim klinikten Eren'e yaptırdım. Sonuçta yıllardır tanıdığımız adam. Bir sorun çıkacağını sanmıyorum. Eren demek. Evet. Ben de zannetmiyorum. Ama tedbirli olmakta fayda var. Oh! Bol köpüklü kahvelerimiz de hazır. Ah. Al bakalım. Anneciğim, senden Alaz'la ilgili sorular üstüne sorular gelecekmiş gibi sinyaller alıyorum. Hayırdır? Ya niye böyle yapıyorsun Yıldız'cığım? Ben senin mutluluğunun bir parçası olamayacak mıyım? Neden anlatmıyorsun ki sanki? Bana biraz fırsat versen anne ha. Zamanı geldiğinde anlatırım ben sana zaten. Ya nasıl zamanı gelince anlatırım sana zaten? Kızım, Alaz'la birlikte olmaya başlamışsınız. Bir sürü sohbetler, yemekler. Ne zaman anlatmayı düşünüyorsun ki? İlk çocuğunu beklerken mi? Çocuk nereden çıktı şimdi ya? Kızım, gayet normal şeyler bunlar. İnsanlar aile kurmak için evleniyorlar. Aile kurmak için de sadece karı koca olmak yetmiyor tabii. Bir de çocuk lazım. Ya biz Nara evlendik de çocuğumuz oldu Alaz'la. Bana bak. Yoksa o Alaz seninle evlenmeyi düşünmüyor mu? Seninle gönül mü eğlendiriyor ya? Bak, eğer seninle gönül eğlendiriyorsa gözünü oyarım ha onun. Anne, böyle birden uyku çöktü üstüme. Hadi sana iyi geceler. Bak yalana, bak yalana. Uyku çökmüşmüş. Bak, olan biteni anlatmazsan meraktan çatlarım ha. Kime diyorum bak? İyi misin sevgilim, ha? Sence neyin peşinde bu Alaz? Bilmiyorum. Onun yerinde başka biri olsa şimdiye çoktan ateşe vermişti her yeri. Düşünebiliyor musun? Patronum sandığın adam, babanın en yakın arkadaşı sandığın adam aslında senin öz ve öz baban. Ve sen ne yapıyorsun? Saklıyorsun. Türlü türlü oyunlar çeviriyorsun. Kumpaslar kuruyorsun. Amacı para değil. Para olsaydı şimdiye çoktan çıkmıştı zaten ortaya. Başka bir şey. Daha büyük bir şey. Daha karanlık bir şey var. Ama ne? Ne yapacaksın peki? Yani annenlere falan söyleyecek misin bu durumu? Hayır. Neyin ne olduğunu anlamadan kimseye bir şey anlatamam. Bana kalırsa
Bir an önce söylemen lazım böyle bir şeyi. Bekleme. Bir insan nasıl böyle yaşayabilir? İkili bir hayat. Ya bu adam benimle aynı şirkette çalışıyor. Benim masamda oturuyor. Bana arkadaşlık yapıyor, yüzüme gülüyor. Ne düşüneceğimi, ne hissedeceğimi şaşırdım. Bir sorun mu var Alas? Bulut bir şeylerden şüphelenmeye başladı. Çok fazla soru sormaya başladı. Bu Selma çok dikkat çekiyor. Bir ayar vermemiz lazım şuna. Belki ortadan kaybolmasının vakti gelmiştir ha. Bilirsin insanlar böyle puf diye ortadan kayboluyorlar. Biliyorum. Bir varmış bir yokmuş misali. Ne asıl soru şu sırrı. Selma'yı ortadan kim kaldıracak? Girayları biraz zayıflatmamız lazım. Böl, parçala, yönet. Cihan, Giray hapse girmeli. Nasıl olacak o iş? Biz sağlayacağız. Ne nasıl? Cihan, Giray elini biraz kirletecek. Teyzemi öldürecek. Bir taşla manyas. Ne diyorsun? Hem Selma'dan kurtulacağız, hem de Cihan, Giray ayak altından kalkacak. Şimdi senin o karanlık aklının dehlizlerinde şu soru dolaşıyor değil mi? Bu iş nasıl olacak? Aşırına bileydim. Bu işi hiç merak etme. Saat tıkır tıkır işliyor. Tik tak, tik tak, tik tak. Yıldız'la şu evlilik işini hızlandırmamız lazım. Bulut'un aklı daha fazla bulanmadan o nikah kıyılmalı. Hep beraber mutlu, büyük bir aile olmalıyız. Hani lütfen artık Elif'e iyi davran. Bak o kız senin için endişeleniyor. Seninle iyi geçinmeye çalışıyor. Bir aile olmak istiyor. Ama senin ona hak ettiği değeri vermen lazım. Al bak. Kendi kızın bile yanında yok. Çok gerilmiş hanımefendi son olanlardan sonra. Detoks kampına gitti. Ama Elif burada. Senin yanında. Ve bence bu çok kıymetli. Ama artık senin de ona aynı şekilde davranman lazım. Merak etme Bulut. Olan biten her şeyin farkındayım ben. Ve inan buna. Sana söz veriyorum. Bundan sonra bambaşka bir Ruşen göreceksin. Çıktın. Yani ne işin var senin burada? Ben size çok şaşırır demiştim Mustafa Hanım. Baktım senin ağzından iki satır laf alamıyorum. Ben de aradım Alaz'ı kahvaltıya çağırdım. Nasıl? İyi yapmışım değil mi? Bence harika yaptınız. Çünkü siz beni aramasaydınız ben kendimi davet ettirmenin bir yolunu muhakkak bulurdum. Böylesi daha iyi oldu. Yıldız, hadi üstüne bir şeyler giy de gel. Tamam. Yıldız arıyor. Bu saatte. Evet, enteresan. Alo Yıldız. O burada. Anlamadım. Kim orada? Alaz. Alaz burada. Alaz mı? Ne işi var onun orada? Annem kahvaltıya çağırmış. Alaz Yıldızlardaymış. Bu saat teyze onu kahvaltıya çağırmış. Hiçbir şey belli etmesin. Herhangi bir şeyden endişelenmesin. Yıldız. Bak Bulut diyor ki hiçbir şey belli etmesin. Endişelendirmesin şimdi onu diyor. Sen hiçbir şey olmamış gibi devam et, tamam mı? Sakın onu kuşkulandıracak bir şey yapma. Tamam. Ya
Adamın suratını gördükçe midem bulanıyor. Adam şu an evimizde ya. Annemin yanında. Masamızda. Ay düşündükçe tüylerim diken diken oluyor. Biliyorum kuzum. Biliyorum, çok az kaldı. Bak dayan. Tamam mı? Yakında, çok yakında hayatımızdan tamamen çıkacak. Bak göreceksin. Tamam. Hadi görüşürüz. Bekletmeyeyim şimdi onları. Tamam, dikkat et kendine. Nasıl ya? Ne iş var o adamın orada? Ne yapmaya çalışıyor bu? Yıldız'la bir an önce evlenmeye çalışıyor. Çünkü ne kadar hızlı evlenirse bize o kadar çok yakın olur. Bizimle o kadar çok vakit geçirir. Bizimle yemeklere çıkar, gezer. Amacı bu. Ama bunu neden yapıyor? Sebebi ne? İşte asıl muamma bu. Ha, küçüklüğünden beri böyleydi bu. Nerede bir patavatsızlık yapılacak o yapar. Nerede bir balta taşı vurulacak o vurur. Oo, bakıyorum muhabbet koyulaşmış. Gel gel, biz de senden bahsediyorduk, gel. Ya Yıldız, sen gerçekten okulun ilk günü altına mı kaçırdın? Pes anne ya. Bir üstümü değişip geldim. Konu nasıl oraya geldi? Anlatacak başka bir şey bulamadın mı sen? Yok, vallahi ben çok memnunum. Hatta annenle haftada bir buluşup senin utanç verici çocukluk hikayelerini dinlemek üzere sözleştik. Aa, asma suratını be güzel kızım. Şakalaşıyoruz şurada. Peki. Biraz da ciddi şeylerden konuşalım. Aslında sana bu yüzüğü daha güzel bir günde, daha özel bir ambiyansta vermek isterdim Yıldız ama... benim için aileyle yaşanan anılardan daha özeli yok. Sana bu yüzüğü annenin yanında takmak istedim. Çünkü daha ilk günden ne kadar ciddi olduğunu ve kızının ne kadar emin ellerde olduğunu bilmesini istedim. Cihan Bey'le konuştum. Seninle mümkün olan en kısa zamanda evlenmek istiyorum Yıldız. Annenin tamam gelin dediği gün Cihan Bey'le seni istemeye geleceğiz. Bence bir an önce annenle babanla konuşman lazım. Daha fazla saklayamazsın. Bugün DNA testini yapan doktorla buluşacağım. Alaz'ın ne kadar zamandır arkamızdan iş çevirdiğini anlamam lazım. Düşündüğünden daha büyük olabilir bu iş. Sen onca zaman beraber çalıştın şirkette. Herhangi bir şey fark etmedin mi? Ya ben en başından beri zaten Alaz'dan hiç hoşlanmadım. Tabii senin arkadaşın, çok seviyorsunuz birbirinizi diye bir şey söyleyemedim. Bunca zaman beni kandırmış olmasına inanamıyorum. Niye yapar bunu? Niye karşıma çıkıp da ben senin kardeşinim demedi? Ben niye gelmiyorum dükkana Gülendam, ha? Benim, yani çok saçma değil mi benim anlaşmam ya? Cihan Bey'le benim el sıkışmam lazım. Faysal'cığım, çünkü bu iş senin o beceriksiz ellerine bırakılmayacak kadar ciddi bir iş Faysal'ım. Ayrıca dükkan benim üstüme yapılacak. Ayıp oluyor ama ha. Şan babası değiliz biz. Vallahi artık ne oluyorsa oluyor Faysal. Kusura bakma da ben senin kumar geçmişini biliyorum. Bu dükkanı senin ismine yapacak kadar kafayı yemedim daha. Ya en azından geleyim adamla falan konuşurum orada, bir şey yaparım yani. Cık, olmaz. Cemre'nin başında duracaksın sen burada. Çocuk bakıcısı mıyım ben ya, ha? Çocuğun üstüne zaten kilitledin kapıları. Hayret mi duvarlardan, kapılardan çıkacak? Hayret bir şey ya. Faysal bak. Bu Cemre var ya, cin gibidir, cin cin. Ne yapar, ne eder? O odadan çıkmanın bir yolunu bulmaya bakar. Aman gözünü seveyim. Sakın ha, bu Cemre'nin odadan çıkmasına izin verme. Anladın mı? Anladık. Sen de bize hepten işe yaramaz belledin de. Neyse, çabuk git, çabuk gel. Hayırlı haberlerle inşallah. İnşallah Faysal'ım, inşallah. Görüşürüz. Görüşürüz. Hadi, gidiyorum ben. Çok güzeldi.
Her şey için teşekkür ederim. Rica ederim. Görüşürüz. Görüşmek üzere. Görüşmek. Kalmayın kapıda lütfen. Tamam. Buyurun. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Alaz Bey. Alaz Bey. Şey, Alaz Bey. Benim sizden bir ricam olacaktı da. Buyurun Gülendam Hanım. Ne demişler? Kul sıkışmayınca Hızır da yetişmezmiş. Vallahi Hızır gibi yetiştiniz yani. Nedir sorun Gülendam Hanım? Sorun sizin arkadaşınız. Gerçi ben böyle sizin gibi beyefendi, yakışıklı, karizmatik bir adamın yanına bu çirkin bir eşkıya hiç yakıştırmıyorum ama... Uzatmasanız Gülendam Hanım. Sırrım. Dişlerini geçirmiş benim kızıma. Musallat oldu benim el kadar kızıma Laz Bey. Gözlerini boyuyor onun. Niyeti belli tabii. Sizin şımarık kızınızla benim sırrının ne işi olabilir Gülendam Hanım? Teessüf ederim Laz Bey. Benim kızım gerçek bir hanımefendidir. O zaman korkulacak bir şey yok demek ki. Sırrının tatlı hanımefendilerle işi olmaz Gülendam Hanım. Laz Bey. Bu mesele böyle dalga geçilmeyecek kadar ciddi bir mesele. Ben kızımı o eşkıyadan koruyabilmek için odalara kilitlemek zorunda kaldım. Halbuki sizin tek bir lafınız yeter benim kızımı o eşkıyadan korumaya. Eğer siz bana yardımcı olursanız ben de size yardımcı olurum. Al gülüm, ver gülüm. Ne olur güldürmeyin beni Gülendam Hanım. Siz bana nasıl yardımcı olacaksınız? Siz de ne olur beni küçümsemeyin Alaz Bey. Benim de kendime göre bildiklerim var elbet. Hem de hiç kimsenin bilmediği kadar büyük şeyler bildiklerim. Eğer siz bana yardımcı olursanız, ben de sizin önünüze tahmin edemeyeceğiniz kadar büyük kapılar açarım. Komik bile değilsiniz Gülendam Hanım. Tahmin edemeyeceğim kadar büyük kapılar, öyle mi? Bakın Alaz Bey, benim kızım benim için bu dünyadaki her şeyden daha önemli. Benim kızım için şu dünyada yapmayacağım hiçbir şey yoktur. Bilmem anlatabiliyor muyum? Siz benim kızımı koruyun bu beladan. Uzaklaştırın o eşkıyadan. Sonra beni arayın. Müsaadenizle. Niye yaptın Eren bunu? Allah sana para mı teklif etti? Yoksa tehdit mi etti seni? Numuneleri ben değiştirmedim Buluz Bey. Ruşan Hanım ne verdiyse onları test ettim. Eren bak. Bana yalan söylemeye devam edersen seninle sonuna kadar uğraşırım haberin olsun. Önce lisansını iptal ettiririm. Gerekirse seni hapse attırırım anladın mı? Anlat şimdi adamını. Alaz Bey bana para verdi. Ben de annenizin verdiği numuneleri değiştirdim. Boğazıma kadar kredi borcum vardı. Yapmak zorunda kaldım. Bir tek kredi borcu olan sen misin? Ha? Bir tek senin mi para ihtiyacın var? Bu söylediklerin aramızda kalacak. Anladın mı beni? Alaz'a bunların hiçbirinden bahsetmeyeceksin. Anladın mı beni? Anlaşıldı efendim. Gel Elif. Beni çağırmışsınız. Evet. Otursana şöyle. Oturayım. Elif, evde kalmak istemem benim için çok anlamlıydı. Ve bunun için sana etraflıca bir teşekkür edememiştim. Teşekkür ederim. Yani Bulut'la aynı evde olmak benim için böyle bir zamanda çok kıymetli. Gerçekten çok zor zamanlar geçiriyorum. Evet, gerçekten zor bir süreç. Yani ama her ailenin içinde yaşanabilecek şeyler bunlar. Ben eminim yani Cihan Bey'le en kısa sürede bu problemi de aşacaksınız. Aramız artık mesafede olsun istemiyorum seninle. Bana Ruşan Hanım deme mesela. Anlamadım. Aslında anne de demeni istemiyorum. Ama abla diyebilirsin. Tabii yani siz nasıl iyi hissedecekseniz kendinize. Ruşan'ım, Ruşan abla.
Kolay gelsin. Sağ olun. Bakın bu yerler birinci dereceden kaliteli fayans olacak hep. Boya da öyle. En kalitelisinden olsun. Bir de şu sizle konuşmak istediğim havalandırma meselesi var. O en önemlisi. Aman gözünüzü seveyim. Yani buradan yemek kokusu falan çıkar. Ondan sonra benim koluyla komşuyla hep papaz edersiniz. Aman dikkat. Faysal Bey'le görüşür bunları. Tamam. Yani Faysal Bey'le görüşmüş olabilirsiniz de. Yani benle de konuşun. Ne var? Yani ağzınız mı yorulur canım? Cihan Bey, hoş geldiniz. Bakın, yerler birinci kalitede seramik, boya da öyle. O da en kalitelisinde. Yani çiçek gibi olacak bu dükkan, çiçek. Yatırımımıza gerçekten gözümüz gibi bakacağız, gözümüz. Hiç merak etmeyin. Hiç vakit kaybetmeden gidelim notere de bitirelim şu işi. Tabii, yani iş adamının hali... Ya Gülendam Hanım, hadi. Tamam peki. Kapıyı açarsam annen kızar. Ya baba açar mısın lütfen kapıyı? Bak kapıyı açarsam annen de papaz oluruz. Baba ya annem delirdi sen de ona ayak mı uyduruyorsun aç lütfen. Çık kapının arkasından. Çık git. Hadi ama İsa. Çağırdın beni buraya. Söyle artık ne söyleyeceksen. Ben her şeyi duydum Yıldız. Neyi duydun anlamıyorum. Elif'e olanları, Alaz'ın Elif'e yaptıklarını. Kızın başına gelen her şeyi biliyorum anladın mı? Şimdi anlattırma bana duyduğum şeyleri burada. Her şeyi biliyorum Yıldız. Duydun demek ki. Evet. Bak Elif benim kardeşim. Benim kardeşim dediğim adam kardeşini bana emanet etmiş. Şimdi ben o kızcağızı bunu yapanları ben geberteceğim anladın mı? Sen silah mı taşıyorsun yanında? Sakla şunu bir gören olacak. Bak senden bir şey isteyeceğim. Ben o şerefsizleri gebertirken başıma bir şey gelirse... İnana bunu söyle tamam mı? Başıma bir şey gelirse onu her şeyi bilsin istiyorum. Bunları niye yaptığımı, kardeşim için kendimi feda ettiğimi bilsin istiyorum tamam mı Yıldız? Söyle lütfen. Baba. Hı. Karnım acıktı benim ya. Bir şeyler hazırla da yiyeyim şu hapse girmeden. Ben sana bir şeyler söylerim sen yukarı çık getiririm ben. Ne olur burada yesem gözünün önünde ne yapacağım ki? Allah Allah annem kesin emri var diyorum sana ya. Seni dışarıda görse delilenir çık yukarı ben getiririm sana. Sen ne ara annemden bu kadar tırsar oldun? Vallahi ben bir Allah'tan bir annemden korkuyorum. Ama senin için özel bir şey yapabiliriz yani. Hazırlarım getiririm. Hı? Tamam. Alelacele. Sana ne ustat teyze ya? Tutma beni. Şişt, dur dur böyle elinde koca çantayla. Kız evden mi kaçıyorsun yoksa? Tabii bu anayla zor. Ya Allah Allah anam mısın babam mısın mahallenin muhtarı mısın ustat teyze sana ne ya? Tutma beni.
Kurtuluyorum sizden işte. Oh! Yeter be! Öf! Elif'e yardım etmek istiyor musun gerçekten? Tabii ki, kesinlikle istiyorum Yıldız. Tamam. O zaman bu ölmek ve öldürmek işini bir kenara bırakıyoruz. Dinle. İlk aklınıza gelen şey ölmek ve öldürmek olduğu için bu durumdayız biz zaten. Öldürmek falan yok. Tamam mı? Tamam, tamam anladım. Yoksa peki cezasız mı kalsınlar? Elif'e bunları yapanlar elini kolunu sallaya sallaya geçsin mi Yıldız? Tabii ki cezasız kalmasın. Ama öldürmek de bir çözüm değil İsa. Bu adamlar karanlık adamlar. Kanunsuz bir sürü işleri var bunların değil mi? Evet. Tamam. O zaman sen de onlarla birlikte çalışacaksın. Tamam. Ömer, hiçbir şey anlamadım şu anda. Ne demek istiyorsun sen? Onların aralarını sıcaksın. Fotoğraf çekeceksin, kayıt alacaksın. Onların yaptıkları bütün pislikleri tek tek belgeleyeceksin. O şerefsizleri gereken cezayı adalet verecek. Dört duvar arasında çürüyüp gidecekler. Tamam mı? Yapabilir misin bunu? Tabii kesinlikle yaparım. Onun şerefsizler cezalarını çeksinler. Ben her şeyi yaparım yalnız. Ama bak, inana hiçbir şey söylemeyeceksin, tamam mı? Bak, eğer öğrenirse bir çuval inciri berbat eder. Tamam, merak etme sen. Ben hiçbir şey söylemem ona. Tamam. Yıldız. Hı. Sen bayağı esaslı bir kızmışsın. Eyvallah. Bulut. Bulut, ne olur artık bırak beni gideyim. Acelen ne? Bak ne güzel ziyaretine geliyorum senin. Sohbet ediyoruz. Şimdi sana bir soru. Bizden aldığın paraları Alaz'a mı verdin? Evet. Demek ki derdi para değil. Bizi tedirgin etmek istemiş. Bak, ben ne biliyorsam anlattım sana. Bırak artık beni, gideyim. Tamam. Bırakacağım. Ama benim için son bir şey yapacaksın. Cihan Bey, Allah sizden razı olsun. Çok büyük bir hayır işlediniz, sağ olun. Bakın, siz bana şantaj yaptınız, ben de buna boyun eğdim. Durum bu. Yani öyle ortada başka bir şeyler varmış gibi davranmanın bir anlamı yok. Peki, madem siz öyle diyorsunuz, öyle olsun. Bu arada, yani geçerken beni de şöyle bir eve bırakırsınız ha? Benim işlerim var biraz. Siz de şuradan bir taksiye biner gidersiniz, olur mu? Olur. Yani öyle de olur tabii, niye olmasın? Bu arada sizi mutlaka büyük açılışımıza bekliyoruz. Yani hem de onur konuğu olaraktan. Yani öyle çelenkle melenkle olmaz, kabul edemeyiz. Geleceğimi sanmıyorum. Peki Cihan Bey, o zaman ben şey yapayım. O açılıştaki ikramlarımızdan göndereyim şirkete ha? Bakın şöyle yapalım. Ben sizi ne kadar az görürsem benim için o kadar iyi olur. Tamam mı? Hadi iyi günler. Ey Allah'ım, sana binlerce kere şükürler olsun. Bizim de şu dünyada en sonunda dikili bir ağacımız oldu. Çok şükür. Eyvallah Nur abi. Dilini mi yuttun abi? Ya konuşsana. İnsanlar çok fazla konuşuyormuş. Ortalamayı düşürmek için bugün tek kelime etmeyecekmiş. Yemin ediyorum çok büyük adamsın Nuray abi. Bak parayı bulayım ben şuraya senin heykelini dikeceğim. Ben de çok konuşuyorum, ben de susayım. Tamam, tamam. Ne yapıyorsun Nuray abi? Ne yapıyor oğlum bu? Sessizlik yemin etmiş beyimiz. Millet çok konuşuyormuş, ortalamayı düşürmek için artık konuşmayacakmış birader. Vallahi heykeli dikilecek adamsın ha Nuri. Aynısını söyledim. Sen niye çağırdın beni? Birader sen haklıydın. Yani şu Sırrı abiyle çalışıp çalışmama konusunda. Yani sen, seni kırmaz. Hani sen söylersen sana hayır demez. Konuş, beni alsın yanına. Nereden çıktı oğlum şimdi? Oğlum böyle hayat mı olur lan akşama kadar kahve köşelerinde? Şu üstümüze başımıza bir bak. Cebimizde paramız yok, manitamız yok. Böyle yaşam mı olur lan?
Ben artık varım birader, söyle. Ne gerekiyorsa yani. Beraber çalışalım. Bu İnan'ın kız kardeşiyle ilgili. Bana söylemek istediğin bir şey var mı sır? Ne zamandan beri hatunlarla ilişkilerimizi birbirimize anlatıyoruz Alas? Demek anasının söyledikleri doğru. Ne dedi anası senin yanına gelip? Mahallede karşılaştık. Dedi ki, o eşkıya arkadaşına söyle kızımdan uzak dursun dedi. Sen ne dedin? Tamam hanım teyze, ben şimdi gidip kulaklarını çekeceğim mi dedin? Ne dedin? Bak sırrı. Senin kızlarla ne iş çevirdiğin benim zerre umurumda değil biliyorsun. Ama? Ama bu işlerinin bizim asıl işimizi etkilemesini istemeyiz değil mi kardeşim? Küçücük suda boğulmanın ne alemi var? Niye durduk yere dikkatleri üzerimize çekiyoruz sırrı? Ben merak etme sen. Zaten yakında kızla işim bitecek. Zaten yaşım geçmiş benim bu gençler için. Çekemiyorum tantanalı. Az sabır kardeşim. Biraz dişimizi sıkıp plana sadık kalırsak bu İstanbul önümüzde diz çökecek. Tamam. Merak etme, o iş bende. Takip ediliyorum. Ne oldu? Anlayacağız şimdi. Arıyorum. Sakın söylediklerimi unutma. Sakin konuş, tamam mı? Alo. Emin misin? Evet. Neredesin peki şimdi? Bir AVM'nin tuvaletindeyim. Peşimdeki adamdan kurtulmaya çalışıyorum. Tamam, durumdan haberdar et beni. Yarın buluşalım mı? Ondan sonra da ben biraz ortadan kaybolayım. Çok dikkat çektim. İyi. Arayacağım ben seni. Tamam. Bir gelişme olursa haber vereceğim. Tamam. Ne oldu? Nedir durum? Selma. Takip ediliyormuş. Bu kadının ortadan kaybolmasının zamanı geldi artık. Riske almanın anlamı yok. Haklısın. Daha fazla beklemenin bir alemi yok. Sesimden bile anlamış olabilir yalan söylediğimi. Korkma ya bu kadar. Sen Alaz'ı tanımıyorsun. Onun neler yapabileceğini bilmiyorsun. Yarın buluşma yerini ayarladıktan sonra senin işin bitiyor. Paralarını da alıp istediğin cehenneme gidebilirsin. Beni bir daha görmeyeceğine emin olabilirsin. Ben eminim zaten. Asla görmeyeceğim bir daha seni. Gülendam kız. Hayırdır? Seni uzun zamandır böyle neşeli görmemiştim. Vuslat. İnsanın dükkanı olur da neşeli olmaz mı hiç? Ne dükkanı kız? Çok yakında büyük açılış var. Sana da davetiye göndereceğim, merak etme. Gelirsin de bedava tarafından bir yemek yersin kız. Karnın doyar acık. Faysal'ın büyük bir lokanta açıyor. Artık bundan böyle o pilav arabası falan yok. Kendi el ceyizleriyle değerini bilen herkeslere çeşit çeşit yemekler pişirecek artık. Ya yani anlayacağın pek yakında Ardalı Yemek Sanayi AŞ Holding oluyoruz. Ardalı Yemek Sanayi. Ne o? Beğenemedin galiba. Yok yok, olmuş, ben beğendim de Cemre pek beğenmedi galiba. O ne demek kız? Yani az önce elinde bir tane bavul yangından kaçar gibi çıktı. Doğru bir taksiye binip gitti mahalleden. Ne diyorsun sen Vuslat? Cemre nerede Faysal ha?
Nerede, nerede? Cemre nerede? Faysal! Kafama vurdu gitti. Az bile yapmış sana, az! Of, boyun posun devrilsin senin. He Faysal, yazıklar olsun sana. Ben seni ne diye evde bıraktım? Bir el kadar çocuğa sahip çıkamadın, yazıklar olsun. El kadar çocuk dedin, kafama vazo vurdu, vazo. Akıllı olaydın da vurdurmayaydın. Ne yapacağız şimdi? Allah nereye gider bu çocuk? Nereye gider? Ya nereye gitti belli değil mi Allah aşkına ya? Söyleme Faysal. Sus. Sus, söyleyip de beni böyle daha fazla delirtme iyicene. Ne yapacağız biz şimdi ha? Ne yapacağız Faysal, ne yapacağız? Ya ne yapacaksın Gülhan'dan ya? Artık çocuk değil bunlar, büyüdüler. Bak Elif'e laf geçirebildik mi? Zamane çocuğu. Ne istiyorsa onu yapıyor işte. Elif deme bana Faysal. Bana Elif deme. Elif başka. Benim Cemrem başka. Anladın mı? Ya başına bir şey gelirse çocuğun? Ne yaparız biz o zaman? Nerelere gidiyor? Ne yapar? Allah'ım ne yapacağız biz ya? Ne yapacağız biz? Ne yapacağız? Yürü. Yürü kalk, karakola gidiyoruz Faysal. Yürü. Ya ne karakolu? Delirdin mi sen ya? Bunlar belalı adamlar. Adamlar silahla geldiğimizi hatırlamıyor musun? Faysal. Ben değil bu adamlardan korkmak. Kızım için bütün dünyayı alırım karşıma, anladın mı? Kalk, kalk gidiyoruz dedim karakola, yürü! Buyurun Cemre Hanım. Teşekkür ederim. İyi günler. Size de. Demek öyle ha? Hep sonradan mı gelir aklın başına senin? Hı? Şimdi İnan'ın kafasına sıkacaksın. Yaparsan aramızdasın. Yapabilir misin? Yaparım abi. Sık. Kusura bakma yani, ben kardeşimin hayatını kendi hayatımdan önde görüyorum. Hani inanın kafasına sıkacağıma ben kendi kafama sıkarım. Güzel hareket, güzel laf. Aferin, aferin. Sevdim bunu ben. Güzel. Ama bundan sonra benim dediklerimi yapıyorsun. Kendi dediklerin değil, anlaşıldı mı? Tamam abi, sen ne dersen o. Yani öl de ölelim bu saatten sonra, öyle sırrı abi. İyi, güzel.
İnan sana gösterir ne yapacağını. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Bundan sonra birinizin yaptığı yanlış bir diğerini bağlar. Öyle üniversite sınavındaki gibi değil ha. Üç yanlış tek doğruyu götürmüyor. Bir yanlış bir kelleyi götürüyor. Sizin durumunuzda bir yanlış iki kelleyi götürüyor. Bizde yanlış yok abi biliyorsun. Birbirimizi anladıysak. Şimdi hadi uzayın. Evdeyim. O yar gelir yazı yayaban, gül olur yar yar, gül olur yar yar, gül olur. Rahatla. Hadi. Allah'ı korkunç bir insan anne. Nasıl? Neden o zaman bu tiyatro? Yüzükler, evlenme teklifi filan. Neler oluyor? Elif'e yardım etmek için bu işe kalkıştım anne. Yıldız, bunun Elif'le ne ilgisi var? Bak taksit taksit anlatma, tamam mı? Delirdim delireceğim ona göre. Bak anlatacağım ama ne Elif'e ne de başkasına kimseye anlatmayacaksın, tamam mı? Yıldız. Bak, geliyor gelenler, tamam mı? Geliyor, ben daralıyorum, anlat şunu. Bak, söz ver, tamam mı? Ya Yıldız, korkutuyorsun beni. Anne, söz ver dedim. Söz, söz anlat. Nisa, sen bana gerçeği söyleyecek misin oğlum? Hangi gerçeği var? Ne gerçeği? Biz kardeş miyiz? Kardeşiz lan tabii. Ölümün oğlum, sorulur mu lan bu? O zaman sen benim harbi kardeşimsen, şimdi bana gerçeği tak diye söyleyeceğim burada. Oğlum söyledim ya işte, şeklimiz... Ya İsa, bırak lan, bana büyük oynamak istiyorum falan deme oğlum. Ben senin ciğerini biliyorum İsa, bak başka bir iş varmışın içinde. Görüyorum lan gözünden, pis bir iş var, bak karanlık bir iş var. Anlat hadi. Oğlum anlatsana hadi. Hadi oğlum hadi, söyle hadi. Hadi sen oğlum. Birader. Ha. Şimdi bazı şeyler vardır. Hı. Sen onu kardeşine bile anlatamazsın. Yok öyle şeyler yoktur oğlum. Bizim dünyamızda öyle şeyler yok. Bizi Allah göstermesin. Bana söyleyeceksin şimdi ne olduğunu. Bak yemin ediyorum seni, bu mahallenin ortasında var ya, ilk defa evire çevire döverim lan. Haklısın. Haklısın. Benim sırrının yanına girmek istememin başka bir sebebi var. Hı. Neymiş efendim, neymiş? Reşit olanlarda iki gün beklemeleri lazımmış. İki günden önce hiçbir şey yapamazlarmış. Ne Reşit'i ya, ha? Ne Reşit'i? Tamam benim çocuğum Reşit'se Reşit. O benim evladım. O benim yavrum. El kadar çocuk. Ne yapacağız ha? Ya bir şey olursa? Ya duydun işte, mevzuat böyle diyor memur beyler. Bir şey yapamayız dediler. Biz ne yapacağız? Ya ne mevzuatı ya Faysal? He? Neyin mevzuatı? Ya bir şey gelirse benim çocuğumun başına? O zaman ne olacak? Sen zaten hiçbir zaman böyle tam bir babalık yapamadın ki benim yavruma. Hep böyle dışladın onu. Tam bir babalık edemedin. Hep böyle kayırdın onu o kendi çocuklarından. Bir kolunu kanadını geremedin benim yavrumun üstüne. Yalan mı Faysal? Ayıp ediyorsun ama bak. Gerçekten ayıp ediyorsun. Ayıp mayıp. Doğruları söylüyorum. Eğer sen gerçekten ona böyle babalık etseydin, eğer gerçekten kolunu, kanadını benim Cemre'min üstüne de böyle açsaydın, bunların hiçbirisi gelmeyecekti başımıza. Ya, ne yapacağız?
yapacağız biz ya? Yapılacak şey belli o zaman İhsan. Hı? Belli birader. Vay be. Demek öyle. Çektiyse. Sonra da kendini denize attı. Ölmek istedi. Ötesi var mı? Meğer sen de çözümü o sapıkla evlenmekte mi buldun? Ya sen... Sen delirdin mi? Sen aklını mı kaçırdın ya? Ya ne yapsaydım? Aklıma başka bir şey gelmedi ki anne. Ya ben o adamı kahvaltıya çağırdım. O adamla aynı sofrada oturdum. Bana bak. Onun dokunduğu her şeyi yakacaksın. Yakacaksın her şeyi. Anne tamam sakin ol. Ya nasıl sakin olayım ya? Nasıl sakin olayım? Of. Anne bak. Sabret. Her şey düzelecek. Biraz zamana ihtiyacımız var. Bulut da zaten Alaz'ın gerçek yüzünü görmeye başladı. Artık ne benim ne de Elif'in yakında olacak. Tamam mı? Yıldız. Bak o adamla bir daha yalnız kalmayacaksın tamam mı? Söz ver bana. Söz ver. Ya, tamam söz veriyorum sana. Anlattığıma pişman etme beni. Senden destek almak için anlattım. Şuna bak. Ay bir insan nasıl böyle bir şey yapar? Allah hepinizi iyi insanlarla karşılaştırsın inşallah. Ya Rabbim. Oh. Sırrı sen miydin? Of aklım çıktı. Başka kim olacaktı Boncuk? Ya insan bir kapıyı çalar. Kendi evime anahtarla girmeyeyim mi yani? Ya belki uygun değildim. Bir genç kızın olduğu eve girerken kapı çalınır. Tamam. Bundan sonra öyle yaparız. Mık. Kırmızı gül değil. Anlayacak mısın? Teşekkür ederim. Nasıl buldun evi? Yani güzel. Rahat hiç değilse kilitli değilim. İyi şimdilik idare et. Daha güzel evlerde, daha güzel semtlerde yaşayacaksın. Şu albümü bir patlasın. Ya konuştun mu Vahap abiyle? Yani yarın gideceğiz değil mi okumaya? O iş kolay Boncuk. Yarın gideriz. Sen beni oradan duyabiliyor musun? He? Bu uzaklıktan. Gelsene şöyle yanıma ya. Cemre. Sen şöyle yaklaş. Hı. Bak böyle daha iyi değil mi? Hı? Sen ve ben baş başa. Kim? İşten.
gitmem lazım. Ne parası bu? İhtiyacın olursa harcarsın. Tamam mı? Al. Ben belki bu akşam gelemem. Burada olmana çok sevindim Boncuk. Her şey çok güzel olacak. Canı sıkmayayım mı? Teşekkür ederim. Çok sağ ol. İyi geceler Boncuk. İyi geceler. Kızım. Ne yapıyorsun sen oralarda bir başına? Ya bir şey gelirse başına? Ya bir şey olursa sana? Kahvaltı hazırlamamışsın. Zıkkımı hazırladım Faysal. Yer misin zıkkım? Yine tersinden kalkmışsın maşallah. Ya sen nasıl bir adamsın Faysal ha? Nasıl bir adamsın sen? Cemre senin kızın değil mi? Hiç mi merak etmiyorsun? Nerede şimdi, ne yapıyor diye? Ha Faysal? Anca şu aç karnının peşindesin sen. Yazık. Allah Allah. Kafama vazoyu vurup taksiye binip giden o, fırçayı yiyen ben. Bu nasıl iş ya? Taksi tabii ya. Taksi. Çekil. Ne oluyor ya? Ne o kız alacaklı gibi çalıyorsun? Vuslat, sen hani bana dün dedin ya bu Cemre gitti bir yerlere dedin çantayla. Hangi taksiyle gitti ha? Ya nereden bileyim ben hangi taksiye bindi? Şimdi sorulacak soru mu bu Gülendam? Vuslat, ne olursun bir hatırlamaya çalışsana. Ne olur. Ya şu aşağıdaki sokaktaki durağın taksisine bindi gitti. Çok teşekkür ederim Vuslat. Gerçekten, gerçekten çok teşekkür ederim. Yani Bulut'un ne düşündüğünü, aklından ne geçirdiğini bir türlü anlayamıyorum Yıldız. Bulut için büyük şok Elif. Adamın kardeşi olduğuna mı şaşırsın, arkasından işler çevirdiğine mi? Yani sürekli sorular soruyor bana. Neyin peşinde, ne yapmaya çalışıyor, niye bu kadar saklandı? Bulut onu bundan sonra ne şirkette barındırır, ne ailesinin yanına sokar. Alas'ın defterini dürer, bak görürsün. O hayvan bunları da hesaplamıştır, merak etme. Ne demek istiyorsun sen şimdi? Psikopat çünkü. Bununla ilgili de bir planı vardır eminim. O yüzden Bulut'un yalnız hareket etmesini istemiyorum Yıldız. Ailesiyle konuşmasını istedim ama konuşmuyor.
kendi başına çözmek istiyor bu durumu. O yüzden çok korkuyorum Yıldız. Allah az bu. Her şeyi yapabilir. Eğer Bulut'a zarar verecek olursa... Böyle kötü kötü konuşmayı bırak şimdi Elif. Bir şey olmayacak. Güven bana. Benimle işim bitti o zaman. Benim sözüm söz. İstediğin yere gidebilirsin paralarını alıp. Alaz'la ne yapacaksın? Orası seni hiç ilgilendirmez işte. Dün öğle saatlerinde benim kızımı alıp götürmüş biriniz bir yerlere. Hanginiz götürdü? Senin kızın kim ki abla? Böyle. Böyle gözleri var. Kocaman kocaman. Mavi mavi. Saçları var böyle. Hep sarı sarı. Bir görsen bir daha unutmazsın. Öyle güzel. Şarkıcı mı ki senin kızın abla? Sen mi götürdün yoksa? Tarife uygun birini dün aldım. Yol boyunca bana sorular sordu. Hangi tür müzik dinlermişim? Son dönem pop müzikler nelermiş? Ha, oh, tamam. Tamam o. Sen götürmüşsün. Hatırlıyor musun yeri? Hatırlıyorum tabii ki de. Tamam. Hemen çabuk götür beni. Çabuk, çabuk, çabuk. Ne demek oluyor bunlar Ruşen? Boşanma davası açacağımı söylemiştim sana Cihan. Saçmalıyorsun Ruşen. Ve bu saçma kıskançlığın yüzünden bunca yıl emek verdiğimiz bu düzenimizi yıkamazsın. Emek vermek mi? Emek veren bendim Cihan. Sen değil. Sen her sıkıştığında kaçtın. Ben de artık yoruldum. Ne olacaksa olsun artık. Bunun geri dönüşü falan yok. Bu boşanma asla olmayacak Ruşen. Evet. Aklını başına topla diye bekledim. Biraz dinlen dedim. Ama yeter artık. Ben eve dönüyorum. Asla. Ben sana o evde seni istemediğimi söyledim. Sen o kızla tekne turuna çıktığın gün bizimle yaşama hakkını kaybettin. O kızı tekneden indiremezdim. İstanbul'a geri dönemezdim diyorum. Allah Allah. Nedenmiş o? Gitmeden sana bir kayıt bıraktım. Her şeyi o kayıtta anlattım. Cihan, kayıt filan almadım ben. Masamda bulduğum tek şey o aptal kızın o makyaj videolarıydı. O kadar. Bak bana inanmak zorundasın Ruşen. Bizim aramızda hiçbir şey olmadı. Şahika'yla aramızda hiçbir şey geçmedi. Peki Alacan. Şimdi anlat o zaman. Hı? Yüz yüzeyiz işte. Kayıtta ne söylediysen şimdi yüzüme söyle. Anlat hadi. Bir sorun mu var gençler? Bir sorun var kardeş, bir sorun var. Nedir sorun? Sorun nedir diyor Sırrı abin. Elle var bir.
Bu sorun tamam kardeş, bu sorun tamam. Ha? Ulan Alas. Sırrı artık kardeşimi rahatsız edemez. İçin rahat olsun. Ne yaptın sen İnan? Ha? Ne yaptın sen? Seni dinliyorum. Bana bir kayıt bırakıp bir ay boyunca ortadan kaybolmana sebep olan şey nedir? Hadi konuş. Hani çok seviyordun beni, kaybetmek istemiyordun, çabalayacaktın. Çiçekle böcekle falan olmaz bu işler. Anlatacaksın. Önce dürüst olacaksın hayatında ilk defa. Hadi söyle. Söyleyemezsin tabii. Konuşamazsın. Çünkü söylenecek hiçbir şey yok. Eşyalarını da evimize gidelim. Ben gelmeyeceğim. Cemre, ben seni buradan almadan şuradan şuraya gitmem. Hadi, gidiyoruz dedim. Anne, benim hayallerim var. Neden bunu anlamak istemiyorsun ya? Ya ben buraya geldim çünkü Sırrı benim bütün hayallerimi gerçekleştirecek. Ya neden anlamıyorsun? Neden bana destek olmuyorsun ya? Sırrı öldü kızım. Sırrı öldü. Çıkan bir çalışmada ölmüş. Su testisi su yolunda kırıldı işte. Yalan söylüyorsun. Yalan. Etmedin yavrum. Beni gördüğüne sevinmedin mi? Kim bekliyordun? Teyzenim. Hani şu hiç tanımadığın ama durmadan telefonla konuştuğun teyzen, ha? Ne o? Hiçbir şey söylemeyecek misin? Sen halbuki çok iyi bilirsin. Yalan söylemeyi, kıvırmayı. İyi günler. Merhaba.
bunu bozdurmak istiyorum. Sizi bir dakika bekleyeceğim. Çabuk olun ama. Acelem var benim. Çık git odamdan Cihan. Lütfen odamdan çıkıp gider misin? Yüzünü daha fazla görmek istemiyorum. Lütfen çıkar mısın odamdan? Bu anlatamadığın, söyleyemediğin her ne varsa hepsini de al çık ve git lütfen. Alaz benim oğlum. Evet. Sana giderken bıraktığım kayıtta her şeyi anlattım. Ve sen bunları atlatabilesin diye bir ay buralarda gözükmedin. Alaz benim oğlum. Neden diye sordum hep kendi kendime. Niye? Niye gerçekleri öğrendiği halde karşımıza çıkmadı? Niye bir babası olduğunu, bir kardeşi olduğunu öğrendiği halde yüzleşmedi bizimle? Çünkü umurunda bile değil, değil mi? Tek bir derdim var. Sadece intikam almak. Bizim de karakola geliyorsunuz hanımefendi. Ne yapıyorsunuz siz ya? Bırakın beni. Nedenmiş o? Ne suçum var? Suçunuz piyasaya sahte para sürmeye çalışmak. Sahte para mı? Hadi, ama gidelim. Bir yanlışlık olması lazım. Öyle değil mi? Tek derdin intikam almak. Yalnız geçen günlerin acısını çıkartacaksın ha üzerimizden. Şirket, mirket, aile olma. Bunların hiçbir umurunda bile değilsin. Ve en büyük planını ne ben, ne de babam üzerinden kurdun. Elif üzerinden kurdun. Ne yaptın Elif'e? Hı? Ne planladın Elif üzerinden? Hepsini tek tek açıklayacaksın şimdi. Sana... hiçbir şey açıklamak zorunda değilim. Hoş geldiniz çocuklar.
aferin oldunuz siz. Her şeyi geride bırakmaya var mısın? Sıfırdan başlamaya. Sadece sen, ben ve yollar. Sen varsan her şeye varım ben bu hayatta. Hadi o zaman. Hadi.